Eğer sen bir kadına evlenme teklif edeceksen, başka bir kadına mavi boncuk dağıtmayacaksın şekerim. Bir zamanlar Çukurova dizisinin behicesi Esra Dermancıoğlu, senarist Ece Yörenç'le bir butik çıkışı magazin hattı kamerasına takıldı. Aman düşmeyin aman. Aman az daha düşüyordunuz. Nasılsınız? İyiyim, siz? Dermancıoğlu hiçbir zaman çok alışveriş yapan biri olmadığını söyledi. Bütün mağazayı aldınız herhalde, gördüm. Yok ya, ben gerçekten çok alışveriş eden biri değilim çünkü hep aynı şeyleri giyiyorum. Tatil alışverişi mi? Yok, öyle birkaç eksiğim var daha. Gitmeyi düşünüyor musunuz? Hani yüzünüz hala bembeyaz. Ben hiçbir yere gitmem. Efendim, biliyorsun. Ve ilk defa dışarı çıktığıma inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Ünlü oyuncunun son dönemde sosyal medyadan yayınladığı dans videoları büyük ilgi görüyor. Gelerek mi yoksa kurguluyor musunuz? Ya bir şey kurgulamıyorum. Dans işte, yani hepimiz ediyoruz ya. Seviyorum ben dans etmeyi. Güzel, bir şey yok yani. Bazıları ne bileyim, herkes farklı ya. Algısı farklı. Esra Dermancıoğlu'nun Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinden beri yakın dostu olduğu Beren Saat'le yaptığı düet de çok konuşulmuştu. Geçtiğim günlerde Beren Hanım'la bir düet yaptınız. Yaptık. Sevdin mi? Aynen. Ev sesiniz de güzelmiş. Yok değil ya. Onun daha güzel. Ya öyle düşündün mü? Öyle bir şarkı var, bir çıkarayım böyle. Ben mi? Yok çocuklar ya. Oyunculuk. Dermancıoğlu bir zamanlar Çukurova dizisine yeni sezonda da devam edeceğini belirtti. Yeni proje şey işte, Çukurova. Çukurova'ya devam ediyorum. Adana. Set 5 Ağustos'ta başlıyor. Ünlü oyuncuya Fikret Kuşkan'ın Zalim İstanbul dizisinin çekimlerine koronavirüs riski nedeniyle devam etmediği hatırlatıldı. Ve sizin bu konuyla ilgili korkunuz var mı diye soruldu. Yani var hepimiz, bence hepimiz, ama yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Para kazanacağız. Yani benim kazandığım başka bir şey yok, bir merci yani. Esra Dermancıoğlu aşk hayatı hakkında esprili açıklamalar yaptı. Aşk hayatınızı sormadık bu arada. Aşk hayatını sordum Allah aşkına. Aşk hayatım bilmiyorum. bir teklif geldi mi? Teklif mi? Ne teklifi? Aşk hayatı. Ters mi takıyor? Bilmem işte, yani bilmiyorum ki, yok efendim, şimdi. Dermancıoğlu son dönemde peş peşe Sermiyan Midyat, Ozan Güven ve müzisyen Özer Arko'nun sevgililerini darp ettikleri iddiasıyla mahkemelik olmalarını değerlendirdi. Biliyorsunuz Ozan Beyoğlu, Sermiyan Midyat'ta böyle bir... Ne bileyim işte, ne diyeyim, çocuklar şiddet kötü. Dövmeyelim, dövülmeyelim. Ne diyebilirim ya, ki? Ozan Bey'i ne görüntüsü? Bilmiyorum hayatım, hiçbirini tanımıyorum. Kızı tanımam, Ozan'ı tanımam ama genel anlamda dünyada tabii ki şiddet olmasın. Ama böyle bir temenni de nereye kadar hani gerçek olur bilmiyorum ki. Çünkü hiç kimseyi de tanımıyorum. Onlar gibi binlerce case oluyor ya, bu ilk defa yapılmış gibi gözüküyor yani, öyle konuşuluyor ama hep var ya bu. Çok üzücü ama bir isim üzerinden konuşalım çünkü hiç tanımıyorum. Gerçekten ikisini de tanımıyorum. Senaristler Birliği şiddet olayının ardından Ozan Güven'in rol alacağı herhangi bir projeyi yazmayacaklarını açıklamıştı. Esra Dermancıoğlu şiddet nedeniyle yargılanan bir oyuncuyla beraber kamera karşısına geçip geçmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Bilmiyorum, şu an dizim var. Ben politik çatlarım. Politik de değil yani, kimse ne bileyim öbür sette beni birinin dövmeyeceğine belli. Ne bileyim, dünya çok tuhaf yani. Birden bağırıyoruz şiddet hayır, sonra susuyoruz, sonra yine şiddet diyoruz biri dövüldüğünde falan. Genel anlamda işte dövmeyelim, dövülmeyelim. Çok teşekkürler efendim. Öpüyorum elinizi. Bay bay. Ne konuştum arkadaşlar? Vallahi konuşuruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.